Herkese merhabalar. Yeni bir Seyret Öğren eğitim videosunda sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz video altyazıları, videolarımıza nasıl eklenir? Bu konuya bahsedeceğiz. Aslında daha önce YouTube'da bununla ilgili birçok içerik var. Hatta benim de video içeriklerimde bununla ilgili videom var. O sistem daha fazla karışıktı. Ancak belki fark etmişsinizdir. YouTube yeni bir düzenleme getirdi arkadaşlar. Otomatik olarak video dilimizi, kendi dilimizi otomatik olarak çeviriyor. Ancak tabii ki bu çeviri de gayet güzel yapıyor aslında ama ufak tefek hatalar var. Onu da şu şekilde avantaja çevirebiliriz. Hem kopyala ve düzenle yapıp, bakın buraya tıkladığımız zaman devam diyoruz. Bakın burada düz metin olarak videomuzu otomatik olarak kendisi çeviriyor artık. Bu güzel bir yöntem. Buradan videoyu izleyerek arkadaşlar, örneğin mesela bu Movi Editor Plus programını abone ol yeşil ekranla alakalı bir videomdu. Buraya bakın Movi Editor Plus programı bu şekilde yazmış. Biz bunu elimize düzeltebiliriz. Movi Editor Plus. Bu şekilde düzeltebiliriz. Hatta buradan dinleyerek arkadaşlar, hatalı olan yere gelip durdurup tekrar buradan düzeltip evet videoyu uzatmamak adına ben hızlıca bunu yaptım arkadaşlar arka planda. Son derece basit 2-3 dakikamı aldı. Çünkü burada diksiyonunuz ne kadar düzgünse hata o kadar az oluyor arkadaşlar. Evet şimdi bu şekilde düzelttik görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yayınla diyoruz arkadaşlar. Bakın video dilimiz yayınlandı şeklinde görüyoruz. Daha önce kopyala ve düzenleydi. Düz metindi. Düzenle dediğimiz zaman bakın arkadaşlar burada zaman damgalı olarak videomuzu atmış oldu. Bunu da yayınla dedikten sonra bakın kısa sürede yani aşağı yukarı 2 dakikada hemen hemen bu işlemi yapmış olduk. Tabii az önce de belirtmiş olduğum gibi diksiyonunuz düzgünse ufak hatalar olacaktır. Onları da düzeltmesi kısa sürecektir. Zamanlamaları düzenleyip buradan videomuzu yayınladığımız zaman altyazıyı çabucak oluşturmuş olduk. Burada ikinci unsur şu, güzel olan şu. Az önce düz metin olarak göstermiş olduğum ve düzeltmiş olduğumuz metni kopyalamamız gerekiyor. Kopyaladığımız metni arkadaşlar Google çeviriye geliyoruz. Bakın yapıştırıyoruz. Burada yabancı dili ben İngilizce seçmiştim. İngilizce olarak çevirdi. Çeviriyi kopyala diyoruz. Tekrar altyazılar kısmına geliyoruz. Ancak burada dil eklemeden önce arkadaşlar şunu öneriyorum ben size. Ayrıntılar bölümüne sol tarafta ayrıntılar bölümüne gelmeniz gerekiyor. Burada yabancı video dilimiz Türkçe zaten görmüş olduğunuz gibi. Video dilimizi biz hangi dile çevireceksek o dile çevirip kaydetmemiz gerekiyor. Video dilimizi İngilizce yapıyoruz. Kaydediyoruz. Aslında çok basit. Yani eliniz alışınca kısa sürede yapacaksınız. Tekrar altyazılara geliyoruz arkadaşlar. Burada dilekle diyoruz. Burada hangi dili istiyorsanız o dili ekliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada başlık açıklama ekle, altyazılar ekle diyor. Ekle kısmına geliyoruz. Burada otomatik senkronizasyon bölümüne geliyoruz. Ve buraya çevirmiş olduğumuz metni yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın buraya çevirmiş olduğumuz metni yapıştırdık. Burada şunu yapacağız gene yayınlamadan önce zamanlamaları düzenle diyeceğiz. Böyle bir ekran gelecek. Kaydet ve kapat diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bakın burada İngilizce video dili şu an zamanlamalar oluşturuluyor. Bu videonun uzunluğuna göre değişiyor ama çok uzun sürmüyor. Videonuz 5 dakika ise 3-4 dakikada bunu yapıyor. Ara sıra buradaki sol köşedeki sayfayı yeniden yükle kısmına gelip tıklıyorsunuz. Refresh ediyorsunuz. Yenilendi olarak burada gözükmesi gerekiyor. Yayınlandı olarak gözükmesi gerekiyor. Ama bunu sürekli değil 2-3 dakikada bir yaparsanız daha makul olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar refresh edelim. Bakalım. Şu an zaten zamanlamalar oluşturuluyor diyor. Bakıyoruz.
Refresh ettik. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yayınlandı diyor. Görmüş olduğunuz gibi kısa sürüyor. Yani bu aşağı yukarı 5 dakikalık bir videoydu. 2 dakikada hemen hemen düzenledi. Bu yeni gelen özellik, video altyazıda ekleme gayet güzel olmuş. Kolay olmuş. Kafa karıştırmıyor. Şu an videomuz hem İngilizce hem Türkçe oldu. Burada şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu başlık ekle açıklama kısmına da bu sol taraftaki kısmı buraya eklememiz gerekiyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gene ayrıntılar kısmına geliyoruz. Burada bunu demişiz mesela. Mavi, kroma anahtar, yeşil anahtar nedir? Bunu kopyalıyoruz. Google çeviriye geliyoruz. Google çeviride çevirdikten sonra bu kısmı kopyalayıp aynı şekilde açıklamalar bölümündeki kısmı da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Tekrar altyazılara geliyoruz buradan arkadaşlar. Ekle kısmı bakın burada mavi. Buraya başlık zorunlu çünkü eklememiz gerekiyor. Yapıştır diyoruz. Buraya mavi kroma anahtar abone ol yeşil ekranı İngilizce olarak subscribe mavi kroma K green screen olarak çeviri olarak yapıştırdık. Aynı şekilde bu alt kısmı da açıklamalar kısmına da sol taraftaki ne yazdıysak İngilizce veya istediğimiz dile çevirip yapıştırmamız gerekiyor. Daha sonrasında sağ alt köşede yayınladığınız zaman bakın burada da her iki taraf yayınlandı oldu. Bu kadar kolay arkadaşlar. Artık videolarımıza altyazı eklemek, yabancı içerik şeklinde altyazılar eklemek son derece kolay. Tabii videodan çıkmadan önce gene ayrıntılar bölümünde şunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bu işlemleri yaparken video dilimizi İngilizce olarak çevirmiştik arkadaşlar. Tekrar Türkçe olarak çevirmemiz gerekiyor. Burada bakın İngilizceydi. Bunu tekrar Türkçe olarak çeviri yapıp şu şekilde altta evet Türkçe dedik ve kaydet dedikten sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi son derece kolay. Çevirimiz son derece basit bir güncelleme olmuş. Dolayısıyla bunu bu şekilde 2-3 dakika gibi kısa bir sürede istediğiniz dile çevirebilirsiniz. Bunu yapmanızdaki avantaj özellikle YouTube içeriği üretenler bilecektir. SEO puanınız artıyor arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Bugünkü videomuz da bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim sesini açıp paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.